Demir 26 element atomu ile ilgili hangisi yanlıştır diye sormuşuz. Önce demir 26'nın elektron dizilimini yazalım. Yani demir 26'da 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 buraya kadar 18 yaptı. Şimdi değerlik kabuğunu yazıyorum. 4s2 3d6. Dolayısıyla elektron dizilim 4s2 3d6 ile bitiyor. Yani değerlik kabuğu 4S ve 3D orbitallerinden oluşuyor. Dördüncü periyot 8B grubu elementidir demiş. Eğer D ile biterse B grubu elementiydi. D ile biterse elektron, değerlik elektronları S ve D üzerindeydi. Dolayısıyla 2, 6 daha 8. Yani değerlik elektron sayısı 8D ile bittiği için 8B grubu elementidir. Bu ifade doğru. Değerlik orbitalleri S ve D'dedir. Evet, değerlik kabuğu bizim için 4S ve 3D orbitalleriydi artı 2 yüklü iyonunun L eşittir 0 olan orbital sayısı. L 0 açısal momentum kuantum sayısı anlamına geliyordu. Ve L 0 ise anlat yani kastedilen orbital türü S orbitaliydi. L1 ise P, L2 ise D, L3 ise P idi. O zaman S orbitallerinden bahsediyor. Ama artı 2 yüklü iyonu. 2 yüklü iyonu derken en dış kabuktan elektron kopacak. Dolayısıyla en dış kabuk 4S kabuğudur. 3D kabuğu değildir. O halde elektron kopmuş halinde 4s0 vardır ve 3d6 ile biter. Peki ls0 yani s orbitalleri 1s orbitali var 2s orbitali var artı 2 yüklü halinde 3s orbitali var ama 4s orbitalinde elektron yok. O halde 1s orbitalinde orbital sayısı bir tane tam dolu 2s orbitalinde orbital bir tane tam dolu. 3s orbital bir tane tam dolu. Bize orbital sayısını sorduğu için evet 3 tane L'si 0 olan yani s orbitali vardır. Bu ifade doğru. Elektron diziliminin en dış orbitalinin en dış kabuktaki orbitali en dış dizilimdeki en dış orbital 3d 6 orbitali. 3d orbitali. Bunun emeli artı 2 olan orbitalleri boştur diyor. Emel artı 2 derken manyetik kuantum sayısı. Manyetik kuantum sayısı derken D için L'si bizim için 2 idi. L2 ise ML kodları eksi L'den artı L'ye olabileceği için eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 şeklinde 5 tane orbiteli var. Bu 5 orbitele 6 tane elektronu yerleştireceğiz. Öncelikle her birisi için yarı dolu olacak şekilde elektronları yerleştiriyoruz. D5. Ondan sonra 6. elektronları bunlardan herhangi birisine yazabiliriz. Dolayısıyla 6. elektronu buraya, buraya, buraya ya da buraya yazabilirdim ama boş olan D orbitali yok. O zaman emeli artı 2 olan orbitali boştur ifadesi doğru değil. Yani yanlış. Yine de E seçeneğine bakalım. N eşittir 3, L eşittir 1 olan orbitalleri yani N'i 3, L'si 1 ise P orbitalinden bahsediyorduk. Yani 3P orbitali. Peki 3P orbitali derken 3P orbitalini şurada buluyorum. 3P 6. Üzerinde kaç tane elektron var hocam? 6 tane elektron bulunur. Bu ifade doğru. Yani yanlış olan D seçeneği. Periyodik tabloda A grubu elementi olan X ve Y aynı periyotta, Y ve Z ise aynı grupta yer alıyormuş. Bu atomlar için birinci yonlaşma enerjisi en büyük olan Y'ymiş. Peki, atom numarası en büyük olan da Z'ymiş. Şimdi ne olabilir hocam? X burada, Y burada olabilir. Y ve Z aynı grupta yer aldığı için Z burada olabilir, Z burada olabilir. İhtimaller. Peki? Veya y burada x burada olabilir. y ve z aynı grupta olduğu için x ve y de aynı periyottaydı. Onun için yan yana yazdım. E, z burada olabilir, z burada olabilir. ihtimaller. Şimdi bunların üzerinden bakacağız. Birinci yoyonlaşma enerjisi en büyük olan y'ymiş. Bu konumda birinci yonlaşma enerjisinin en büyük olması için z'nin burada olma ihtimali yok. çünkü yonlaşma enerjisi periyodik sistemde, sağa ve yukarıya doğru gidildikçe artıyor. Yani demek ki böyle olabilirmiş. Yani bir ihtimal bu. Şimdilik bu beklesin. Peki birinci yonlaşma enerjisi en büyük olan Y'ydi. Bu konumda böyle bırakırsam birinci yonlaşma enerjisi en büyük olan Y olamaz. Ama buradayken bir ihtimal var. Aynı periyottaki elementlerin arasında 2A'nın yoğunlaşma enerjisi 3A'dan, 5A'nın 6A'dan büyüktü. Dolayısıyla mesela burası 2A, 3A, ya da 5A 6A durumu olabilir. Çünkü 2A küresel 3A değildi 5A küresel 6A değildi. Peki atom numarası en büyük olan da Z'miş. Atom numarası bu durumda en büyük olan Z'dir. Bu durumda da en büyük olan Z'dir. O zaman ihtimallerimiz bunlar. Daha düzgün yazacak olursak X burada Y burada olabilir Z burada olabilir. Peki birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan Y'ydi. Y birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olabilir bu durumda. Bir diğer ihtimalde de Y burada, x burada olabilir, z de burada olabilirdi. Ama bu durumda y ya 2a, x 3a ya da y 5a, z x 6a olmalı ki küresel simetriden dolayı 2a'nın 3a'dan, 5a'nın da 6a'dan yoğunlaşma enerjisi büyüktü. Hangisi olamaz diye sorulmuş. Bir bakalım şimdi. x 8 olsa o 6a grubu elementidir. Y 9 olsa 7A grubu elementi. Z de 17 olsa 7A grubu elementidir. Şimdi X 6A grubu elementi, Y ve Z de 7A grubu elementi olabilir mi? X 6A grubu elementi yani şurada Y ve Z de 7A grubu elementi olabilir ve durumları sağlar. Yani iyonlaşma enerjisi büyük olan en büyük olan Y'dir. Atom numarası da aşağıya doğru arttığı için en büyük olan Z'dir. Peki X 6A grubu elementi, Y 5A grubu elementi, Z de 5A grubu elementi olabilir mi? Bakın. 6A, 5A, evet demek ki olabiliyor. Peki, X 7A grubu elementi, Y 2A grubu elementi, Z de 2A grubu elementi olabilir mi? Yani X 7A grubunda yer alacak. İstersen şunu şuraya yazalım. X 7A'da Y de onunla aynı periyotta olacaktı ama Y de 2A grubu elementi olacaktı. Z de aynı grupta olduğu için şurada bir yerde olacak. Peki atom numarası en büyük olan gerçekten Z'dir. Bunu sağlıyor. Ama birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan Y midir yoksa X midir? X'tir. Çünkü sağa doğru yoğunlaşma enerjisi artar. Demek ki bu ihtimal sağlamıyor. Olamaz. Yine de diğerlerine bakıyorum. Buradaki atom numarası 5, 3A. Atom numarası 4, 2A. Atom numarası 12, 2A. Yani şu durumu sağlıyor. 2A, 3A olabiliyordu. Peki atom numarası 1, 1A grubu element. Hidrojen. Atom numarası 2, yani helyum 8A grubu elementi. Yine atom numarası 10 8A grubu elementi. Bu ihtimal de varmış. Bir bakalım şimdi. X burada bir yerde olsa yani 1A grubu elementi olsa Y de helyum olacak. Onu söyleyeyim. Yani 8A grubu elementi Y burada. Z burada olacak. Atom numarası en büyük olan Z. Birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan Y. Çünkü sağa doğru artıyor. Bu durumu da sağlıyor. O halde olamaz olan C seçeneğidir. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde oksijeni yükseltken basamağı yanlış verilmiştir? Oksijen için şunu biliyoruz. En elektronegatif atom flordu. 7A, ikinci periyot 7 ada yer alıyordu ve bileşiklerinde yalnızca eksi 1 alıyordu. Oksijen flor dışındaki tüm elementlerle yani flor dışında hangi elementle ilişki yaparsa yapsın negatif yükseltgen basamağına sahip oluyordu. Peki bir bakalım. Oksijen flor dışındaki bir elementle yapmışsa negatif yükseltgen basamağına sahip olacaktı ve buradaki oksijen eksi 2 yükseltgen basamağına sahip olacak. Karbon artı 4 yani oksijen eksi 2 doğru verilmiş. HClO4 molekülünde flor dışındaki elementlerle bahsettiğime göre oksijen eksi 2. Dolayısıyla oksijen eksi 2 olacak doğru verilmiş. Burada şuna da dikkat etmem lazım. Mesela Na2O2'de bu vurguyu yapayım. Sodyum 1A grubu elementi burada da belirtilmiş zaten. Oksijen 1A grubu elementleriyle eksi 2, eksi 1 ve eksi 1 bölü 2 olmak üzere farklı yükseltgen basamaklarına sahip olabilir. Ama sodyum 1A'da olduğu için de bir metal bileşiklerinde yalnızca ve yalnızca artı 1 yükseltgen basamağına sahip olur. 2 sodyum artı 2. O zaman 2 oksijenin toplamı da eksi 2 olmalı. Demek ki her bir oksijen eksi 1 yüklü. Yani burada da eksi 1 olarak vereyim biz bunlara hatta peroksit diyorduk. Peki KO2 bileşiğinde Potasyum 1A grup elementi bileşiklerinde sadece artı bir değerli kalır. Demek ki oksijen de burada ne almak zorunda? Eksi 1 bölü 2 gibi yük olmak zorunda. Ya da 2 oksijenin toplam yükü eksi 1 olmalı. Burada bu değer yanlış verilmiş. Dolayısıyla cevap denizli. OF2 bileşiğinde biraz önce söylemiştim. En elektronegatif atom. ikinci periyot 7A grubunda yer alan flor. Bileşiklerinde yalnızca ve yalnızca eksi 1 değerli kalır. Hatta oksijen sadece florla yaptığı bileşikte pozitif yükseltme basamağına sahip olabilir ki burası eksi 2 ise oksijen artı 2 olur. Burada da öyle verilmiş. Demek ki hatalı verilmiş olan D seçeneği. Kapalı bir kapta eşit mol sayıda karbon monoksit ve O2 gazları %40 verimle reaksiyona girince 0.8 mol CO2 oluşuyormuş. Hepkimi şuraya bir yazalım. Hepsi gaz fazında. 1 bölü 2 O2 CO2. Net bir şekilde oluşan CO2'nin molü verilmiş 0.8 mol. Ondan 0.8 mol oluşabilmesi için katsayısı 1, katsayısı 1, Buradan 0.8 mol harcamış olmalıyım. Katsayısı 1 bölü 2 olduğu için bundan da 0.4 mol harcamış olmalıyım ki katsayılarla orantılıydı. Peki başlangıçta eşit mol olduğunu biliyorum ve %40 verimle gerçekleşmiş. Şimdi verimi kimin üzerinden hesaplayacağım hocam? Eşit mol sayılı alırsam mesela bu n mol bu da n mol olursa bu n katı bu ise 2n katı olur. Katta küçük olanla verim aldığım için sınırlayıcı bileşen karbon monoksittir. Yani karbon monoksit üzerine alacağım. Demek ki ben karbon karbon monoksitin %40'ını harcamışım. Karbon monoksitin %40'ı 0.8 mole karşılık geliyormuş. %40 verim öyle diyordum. O zaman %40'ı 0.8 ise %40'ı 0.8'e karşılık geliyorsa bu karbon monoksitin %100'ü kaçtır diye sorabilirsin. Yani buradan işlem yapabiliriz. Buradan kaç bulacaksın hocam? Buradan sadeleştirecek olursak şunlar gidecek. Şurası 2, şurası 5. Dolayısıyla 4 yani 2 mol. O halde buradaki en değeri 2 molmuş. En değeri 2 molmuş. Yani 2'nin 0.8 molünü harcarsam geriye ne kadar kalır? 1.2 mol kalır. 2'nin 0.4 molünü harcarsam O2'den ise 1.6 mol kalır ki son durumda kaptaki karbon monoksit ve O2 sorulmuş. 1.2'ye 1.6 olacak. 1.2'ye 1.6 yani cevabımız C seçeneği olur. Şekildeki sistemde yer alan helyum ve H2 gazlarından H2 gazının kısmi basıncı 60.8 santim civaymış. Peki buna göre helyum gazının kütlesi ne kadardır? Bu kaptaki toplam basınç dış basınca eşit olmalı. Çünkü ideal pistonun içerisindeki basınç dışarıdaki basınca eşit. Yani 1 atm toplam basınç. 1 atm dediğimiz basınç 76 santim civa yapar. O halde biz buradaki kısmi basınç olarak helyumun kısmi basıncını bilmiyoruz. Ama H2'nin kısmi basıncının 60.8 santim civa olduğunu biliyoruz. H2 60.8 ise toplamının 76 olabilmesi için 76 eksi 60.8 çıkartırsak buradan ne gelecek? 15.2 santim civa helyumun basıncıymış. Şuraya yazalım. 15.2 santim civa helyum. Peki bize helyum gazının kütlesi kaç gramdır diye soruyor. Bu aslında moller ile orantılı. Yani istersek bu ortamda helyumun ve H2'nin aynı ve farklı olan durumlarına bakabiliriz. Bir pvnt yazacak olursam. Sıcaklıklar aynı kapta bulundukları için aynı. Hacimler aynı kapta bulundukları için aynı. R'ler aynı. O zaman molleriyle basınçları orantılı olmalı. Peki şimdi bakıyorum bu 4 mol. Yani şunu yapabilirim. 60.8 basınç 15.2 basınç. 60.8 basınca 4 mol H2. O halde burası kaç mol helyum olmalı? Yani işler dışlardan bunu bulma şansına sahibim. Bir sadeleştirme yapmaya çalışalım. Şurası 4 katı. Dolayısıyla şurası 4 olacak. Demek ki helyumumuz 1 moldur. 1 mol helyum kaç grammış hocam? 4 gram. Demek ki cevabımız C seçeneği olur. Suda yoğunlaşma denklemi verilen 25 derecelik HCN sulu çözeltisine ki bir denge ifade edildiğine göre HCN bizim için zayıf bir asittir. Peki bu çözeltiye yapılan işlemler ayrı ayrı uygulanmış. Bunlarla ilgili bize gerçekleşen değişimlerle ilgili yanlış olan soruluyor. Peki zayıf asitlere ve zayıf bazlara su eklersem denge ürünler lehine hareket eder. Çünkü ürünlerde tanecik sayısı daha fazladır. Oradaki derişimdeki azalma daha az fazla olur. O azalmayı tolere edebilmek için denge ürünler lehine kayar. Yani şunu söyleyebilirsin. Hacim artıyorsa ki burada su ekleyerek hacmi artıyorum, mol sayısının çok olduğu yöne doğru denge bozulur. Yani birinci işlemde denge ürünler lehine hareket eder. Ürünler lehine hareket ettikçe iyonlaşma yüzdesi artar. Şunu söyleyebilirsin aynı zamanda. Zayıf asitlere zayıf bazlara su eklersem iyonlaşma yüzdesi artıyormuş. Bu derişimlerin arttığı anlamına gelmez. Çünkü su ekledikçe hacim artıyor, derişimler ise azalıyor. Bunu beraber konuşacağız. Birinci işlem haşartı iyonu mol sayısını arttırır. Evet, ürünlere kaydıkça daha çok haşartı iyon oluşur. Dolayısıyla bu ifade doğru. Peki birinci işlemle ilgili başka sorgulanan bir şey olmadığı için burayı geçiyorum. NACN katısı eklemek. Şimdi NACN eklersem ne olur hocam? Şurayı tekrardan farklı bir renkle çalışalım. Şunları da sileyim. NACN eklemem demek aslında ortam ortak olan CN eksi yonu eklemem demek. Böylelikle dengedeki CN eksi derişim artar. Sistem onu azaltmak için girenler lehine hareket eder. CN derişim biraz azalır ama eski halinden fazla kalır. Peki h artı derişimi ise girenlere doğru kaydı için harcanacak h artı derişimi azalır. Peki bir bakalım şimdi ikinci işlem iyonlaşma yüzdesini arttırmaz. Aksine girenler lehine denge kaydığı için iyonlaşma olayı azalır. Aksine moleküle doğru dönüyoruz. Burada arttırır dediği için azaltır demeliydi. Bu ifade yanlış. Yine de bakalım üçüncü işlemimize. Üçüncü işlemi de artık e, cevabımızı bulmamıza rağmen öğrenmek için onu da sorgulamaya devam edelim. Üçüncüsünde bizden istenilen şey şu. Koh katı eklemi. Koh bir kuvvetli bas. Neticede ortama OH eksi ekliyorum. Yani nötralleşme olacak. Böylelikle ortama eklediğim OH eksiler ortamdaki H artıları suya çevirecek. En azından e, derişimi yettiği miktarla. Dolayısıyla H artı derişimi üçüncü işlemle beraber ne olacak? Azalacak. Yani OH eklediğim için zaten bazlık da artacak. O azaldığı için denge ürünlerle yine kayacak. Biraz artacak ama H artı derişimi eski haline gelemeyecek. Peki cn eksi derişimi ise artacak. Bir bakalım. Üçüncü işlemde çözeltinin p'sini arttırır. Çünkü ortama o OH ekliyorum. Baz ekliyorum. Dolayısıyla daha bazik bir ortam oluşuyor. Ya da h artı derişimi azalıyor. Onun için pH ne olur? Artar. Üçüncü işlemde h şartı derişimini azaltır. Bunu söylemiştim. Toler edemeyeceği için derişim azalıyordu. Ürünlere kaydıkça biraz artıyordu ama iski gelemiyordu. Zaten e, bazik bir ortam oluşturuyoruz. Dolayısıyla OH derişimi arttıkça H derişimi azalıyor. Çünkü 25 derecede K su değeri hep 10 üzeri 14 gibi sabit bir değer. İkisinin derişim çarpımları sabit kalmalı. Dolayısıyla bu ifade doğru. 3. işlemde KCN bazik tuz oluşturur. 3. işlemde HCN ile KOH nötralleşme tepkimesine girdikçe su oluşacak ve bir tuz oluşacak KCN. HCN zayıf bir asitli denge olayından görebiliyorum. KCN kuvvetli bazlı. Bu ikisinin bir araya gelerek oluşturduğu tuz ise bazik tuzdur. Bu işlemde bazik bir tuz oluşur. Dolayısıyla doğru. Yani yanlış olan B seçeneğiydi. Şekilde katısıyla dengede bulunan nane uç çözeltisine sırasıyla çeşitli işlemler yapılmış. Bu işlemlerin etkisiyle çizilen grafiklerden hangilerinin doğru olduğu soruluyor bize. Bir bakalım. Dibinde katısı olduğuna göre bu nane uç çözeltisi bizim için doygun bir çözelti. Bir bunu belirtelim. Doygun. Peki. Dipteki katıyı çözecek kadar su ilave ediyorum. Yani dipteki katıyı çözecek kadar. O zaman şöyle oluyor. Su ekliyorum, orantılı bir şekilde dipten katı çözünüyor. Böylelikle çözünen madde ile çözeltinin hacmi arasındaki oran değişmiyor. Yani derişimi değişmemeli. E peki birinci işlemde. Ben dipteki katıyı çözecek kadar su eklediğim için 0,2 molarlık derişim sabit kalmalıydı. Yani grafiğin doğrusu şöyle olmalıydı. Buraya kadar bu işlem gerçekleşmeliydi. Bu hatalı. Yine de ikinciye bakalım. Çözelti hacmini iki katına çıkaracak kadar 0,2 molar NaCl eklesem. NaCl derken Na artı derişimi değiştirecek bir şey var mı? Ona bakıyorum şimdi. Zaten Na artı derişimi 0,2 idi. Yine 0,2'lik Na artı ekliyorum. E, dolayısıyla... Ee, eşit hacimde ekliyorum, farklı hacimde ekliyorum. Bu durumu değiştirmez. Dolayısıyla Na artı derişimi ikinci de sabit kalmalıydı. Yani birinci grafimiz yanlış. Peki ikinci grafimize bakalım şimdi. Dipteki katı çözecek kadar su ekliyordum. Bu derişimleri değiştirmiyordu. Dolayısıyla NO3 derişimi e, başlangıçta 0,2 molar NO3 vardı. Hala 0,2 molar NO3 var. Bu kısmı doğru. Peki çözelti hacmini iki katına çıkaracak kadar 0,2 molar NaCl ekliyorum acele ekliyorum ama NO3'ü ilgilendiren bir şey yok. NO3 mol sayısı değişmedi. Ama hacim iki katına çıktığı için 0,2 molar NO3 vardı. Diyelim ki 1 litreydi. Şimdi hacmi 2 litre yaptım. Yani su eklemek gibi düşünebilirsiniz. 1 litre su ekleri hacmi 2 katına çıkartmışım gibi. Böyle bir durumda NO3 için değişen tek şey hacimdir. Demek ki deriştirme, seyreltme yapabilirim ama NO3 için. M1V1 eşittir, M2V2 yapıyorum. NO3 derişimi 0,2 idi, hacim 1'di. Öyle kabul ettim. Son durumda NO3 derişimini bilmiyorum. Son hacim 2. Hacim 2 katına çıktığı için NO3 derişimi yarıya düşer. Burada da öyle gösterdiği için bu bizim için doğru verilmiş. İyon derişimi. Toplamda ne kadar iyon var hocam? 1 A, 1 NO3, 2 iyon. 0,2 çarpı 2. 0,4 molar iyon var. 0,4 molar iyon. Peki başta 0,4 bu doğru. Peki biz dipteki katıyı çözecek kadar su ekliyoruz. Dolayısıyla bu işlemde iyon derişimi değişmemeliydi. Çünkü çözünenle çözelti hacmi arasındaki oran korunuyor. Dipten hala bir katı çözünme olayı var. Dolayısıyla 0.4'te sabit kalmalıydı. O halde bu grafik yanlış verilmiş. Demek ki doğru olan yalnız 2 yani B seçeneği. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği yukarıdaki gibi olan bir tepkimenin denge sabiti Kc'si 4'müş. Bu tepkime ile ilgili hangileri yanlış? Önce nasıl bir tepkime inceleyelim? Bu tepkime için zamanla potansiyel enerji azalmış. Yani Etrafı ısı vermiş. Demek ki bu bizim için entalpisi azalan bir durum. Yani egzotermik olduğunu söyleyebiliriz. Delta H küçük 0 yani egzotermik. Ayrıca şöyle de bilebilirsin ki delta H H ürün eksi H girendi. E peki bizim burada girenlerimizin entalpisi ürünlerimizin entalpisinden büyük olduğu için sonuç negatif çıkar. Yani delta H değeri eksi bir değer negatif. Yani ısıyı ürünlere yazabiliriz. Şimdi bunun üzerinden konuşalım. Tepkime entalpisi delta H küçük sıfırdır. Egzotermiktir. Bu doğru. İleri aktivasyon enerjisi. Ayrıca biz delta H'ı şöyle de bulabiliyorduk. Ea ileri eksi Ea geri şeklinde bulabiliriz. Ya da tepkimi kontrol ettiğin zaman girenlerden tepe noktaya kadar olan aralık Ea ileridir. Ürünlerden tepe noktaya kadar olan aralıkta da Ea geridir. Buradan Ea gerinin Ea ileriden büyük olduğunu görüyorum. Ya da sonuç egzotermik negatif olduğu için ne olmalı? Ea geri Ea ileriden büyük olmalı. Yani EA geri büyük, EA ileridir. Peki ne diyor? İleri aktivasyon enerjisi geri aktivasyon enerjisinden küçüktür. Evet küçüktür. Geri daha büyük. Bu doğru. İleri yönlü hız sabiti geri yönlü hız sabitinden küçüktür diyor. Bunu nasıl anlayacağım hocam? KC'sini 4 olarak vermiş arkadaşım. Biz KC'yi nasıl hesaplardık? Ürün bölü giren diye hesaplayabiliriz. Ama aynı zamanda ileri hız sabitinin geri hız sabitine oranıydı. Peki bu değer 4 olduğuna göre demek ki bu değer birden büyük bir değer. Birden büyük değer olduğuna göre k ileri k geriden nasıl olmalı? Büyük olmalı. Hatta 4 katı. k ileri büyük k geridir. Burada tam tersini vermiş. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Peki denge anında denge anında aslında şu durumlar. Aynı zamanda denge dediğimiz şey z'nin derişimi ile t'nin derişiminin ürünler bölü girenlerde x'in derişiminin y'nin derişimiyle çarpılmasıydı. Bu değer 4 olduğuna göre 4 bölü 1. Demek ki z ve t'nin derişimi x ve y'nin derişimlerinin çarpımının 4 katı olmalı. Yani z ve t'nin derişimi x ve y'nin derişiminden büyük olmalı. Çünkü denge sabiti birden büyük. Sıcaklık arttırılır ise bu tepkime de sıcaklığı arttırırsam sistem löşetel ilkesine göre onu azaltacak yönde tepki verir. Yani ısının olduğu taraftan terse doğru hareket edecek. Girenlerle yine denge bozulacak. Dolayısıyla girenlerle yine denge bozuldukça Ürün bölü giren oranıydı denge sabiti Kc. Yani giren değeri artacağı için Kc değerinde ne olacak? Azalacak. Yani sıcaklığın etkisiyle denge ürünlere hareket ederse denge sabiti artar. Sıcaklığın etkisiyle denge girenlerle yine hareket ederse denge sabiti azalır. Burada da azalır dediği için bu ifade doğru. Yanlış verilmiş olan C seçeneği. Doygun kalsiyum florür katısının T derecedeki çözünürlük çarpımı 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 imiş. KÇÇ sorusu çözerken KÇÇ'si verilen ya da çözünürlüğü sorulan maddenin çözünmesini, su içinde çözünmesini, iyonlaşma denklemini açacaksın. Yani C artı 2 ve F eksi. Peki sonrasında yapacağımız işlem şu olmalı. Bundan x molar çözünse bundan katsayısı 1 olduğu için x molar oluşur. Bundan ise 2x molar oluşur. Peki bizim için KÇÇ kalsiyum derişimi çarpı flor derişiminin ikinci kuvveti. Yani denge sabiti dediğimiz KÇÇ'yi şöyle yazabiliriz kalsiyum derişiminin kendisi flor derişiminin ikinci kuvveti karesi katsayısı 2 olduğu için. Değerleri yeni yazacak olursak x çarpı 2x'in karesi şeklinde alabilirim ki 4x küp gibi değer gelir. Kaç çeçenin değerini biliyorduk 4 çarpı 10 üzeri x 12. Burada yerine yazacak olursak 4'ler götürecek. X küp köklerini alırsam ilk tarafın 10 üzeri eksi 4 molar olur ki bu bizim çözünürlük değerimiz. O zaman kalsiyum derişimi x demekti. Yani şuraya x yazabilirim. Bu da 2x. Yani kalsiyum derişimi 10 üzeri eksi 4 molar olacakmış. Yalnız bize sorduğu şey 500 litresindeki kalsiyum ve florun mol sayıları. Peki kalsiyumun molünü hesaplamak için molarite eşittir n bölü v e, dolayısıyla kalsiyum için konuşacak olursam molaritesi 10 üzeri eksi 4. Molünü bilmiyorum ama hacmin 500 litre olduğunu biliyorum. Buradan kalsiyumun molünü bulabilirim. Ne gelecek hocam çarparsam? 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol gelecek. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol kalsiyum. Artık daha hızlı olabiliriz. Kalsiyum ne kadarsa florun 2 katıdır. Dolayısıyla flor da 10 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol flor eksi olacak. 10 çarpı 10 üzeri eksi 2 derken 10 üzeri eksi 1 mol anlamına gelir. Dolayısıyla cevap 5 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye 10, 10 üzeri eksi 1 yani B seçeneği olur. Yukarıda verilen standart indirgenme potansiyellerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Biz elektrokimyasal piller galvanik hücrelerde şunu biliyoruz. İndirgenme potansiyeli büyük olan katotta indirgindir. Yükseltgenme potansiyeli de büyük olan anotta yükseltgenir. Yani piller istemli olaylardır. Burada verilenlerin hepsi elektron alma şeklinde indirgenme potansiyelleri verildiği için indirgenmesi en büyük olan indirgenir. Zn Ag pili dediği zaman bize sırayla verir. Anot katot şeklinde verir. Yani Zn anot elektrot, Ag de katot elektrotmuş Dolayısıyla Ag katot elektrottur. Bu ifade doğru. Mg anot, Zn'nin de katot olduğu bir pilden bahsediyor. Dolayısıyla Mg yükseltgenmeli. Bu indirgenme potansiyeli olduğu için ters çevirmeliyim ki Mg yükseltgensin. Yani Mg'nin yükseltgenme potansiyeli o zaman artı 2.37. Bu bizim için E anot. Peki. E katotlu toplarsam bizim için E pil değerini verir. Peki katot olarak kullanılan Zn'ydi. Zn'nin yükseltgenme potansiyelini bilmiyorum. İndirgenme potansiyelini biliyorum ki katotta indirgenecek. Eksi 0.76. O da eksi 0.76. Bu iki değeri topladığımız zaman 1.61 volt olarak karşıma gelir ki bu ifade doğru. Alüminyumla hidrojen arasında kurulan pilde katot elektrotun bulunduğu kaptaki katot elektrot burada alüminyum anot Hidrojen katot sırayla veriliyordu. Katotta indirgenme olur. Peki indirgenme hidrojenin indirgenmesi şurada verilmiş. Yani H+ iyonları zamanla h gidecek. O halde H+ artı derişimi zamanla azalacak. H+ artı derişimi azaldıkça asitlik azalacak. Yani bazlık artacak. Dolayısıyla pH değeri artacak. Burada pH azalır dediği için bu ifade yanlış. Yani cevabımız ortaya çıktı. Yine diğerlerine bakıyorum. Standart pil potansiyeli en yüksek olan pil indirgenmesi en büyük olanla yükseltgenmesi en büyük olan arasında kurulan pildir. Bunların arasında indirgenmesi en büyük olan 0.8 voltla AG artıdır. Yani AG artı indirgenecek. İndirgenmesi en küçük olanın da yükseltgenmesi en büyüktür. İndirgenmesi en küçük olan da eksi 2.37 yükseltgenmesi ise 2.37 volt. Dolayısıyla aralarındaki fark en fazla olur. 2.37 ile 0.8'i topluyorum. Buradan... Ee... 3.17 volt gibi yüksek bir potansiyel elde ediyorum bu ifade doğru Al Zn pilinin pil şeması Al anot Zn de katot olmalı Anotsa pil şemasında önce bu kısım anot Şurası tuz köprüsü olarak ifade edersek ayrım. Burası da bizim için katot olarak ifade edilir Anotta yükseltgenme olacak yükseltgenme var Katotta indirgenme olacak indirgenme var Zn artı 2'den sıfıra Dolayısıyla doğruluğunu kontrol edebilirim O halde yanlış verilmiş olan C seçim Vesper gösterimi AX3 olan bir molekülün Lewis nokta gösterimi hangileri olabilir diye söylenmiş. Vesper gösterimi AX3 şu şekilde ifade edilebilir. Yani 3 tane X grubu bağlı. Yalnız bu bağlar tekli ya da ikili olabilir. Yani böyle yazabileceğim gibi A'ya X'ler bazıları X'li ifade ettiğim çevre atomlar ya da atom grupları aynı olmak zorunda değil. Bunlardan bir tanesi mesela ikili şeklinde bağlanmış olabilir. Mesela şu moleküle baktığım zaman karbonların arasında ikili bağ görüyorum. Şurada hidrojeni görüyorum. Şurada hidrojeni yine hidrojenler. Merkez atom diyelim ki karbonlardan birisi olsun. Yani şu olsun. Merkeze bağlı her bir grubu yuvarlak için alıyorum. 1, 2, 3 grup. Yani AX3 demek ki durumu sağladı. Peki bu moleküle baktığımız zaman merkez atom karbon. Oksijenle ikili bağ yaptığını görüyorum. Aralarında 4 elektron olduğuna göre her iki elektron bir bağ yapıyordu. 4 elektron 2 bağ. Hidrojenlerle de tekli bağ yapıyor ki bu yine bizim için AX3 formatına uygun. Peki Şuna baktığım zaman merkez atom karbon. Şuradan oksijene çift bağla bağlanmış. Bir hidrojene tekli bağ. Bir oksijene bağlı. O oksijen de hidrojene bağlı. Merkez karbonu yuvarlak için alacak olursam. Ona bağlı olan her bir grup. 1, 2, 3, AX3 formatına uygun. Dolayısıyla doğru cevap 1, 2, 3 yani E seçeneği.